Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz şehrin çocukları her bölüm doğada ve doğal yaşamda farklı hikayelerin peşinden gidiyorlar. Birçoğumuz evle okul arasında aslında pek doğayla iç içe olamıyoruz. Şimdi biz bugün Ankara Çubuk'ta tam da doğanın ortasında arkadaşlarınızla birlikte farklı maceraların peşinden gideceğiz. Merak ediyor musunuz? Öyleyse ekran başında kalın çünkü şehrin çocukları başlıyor. Hadi bakalım kim daha hızlı çıkacak? Şahane bir gün geçireceğiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyiyiz biz de. Çak. Vallahi biz şimdi burayı gördük, sizi gördük, çok mutlu olduk. Biz galiba hazır mıyız? Evet. Evet, evet, hazırız biz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Bugün şahane bir macera yaşayacağız. Ben buna inanıyorum. Siz de inanıyor musunuz? Evet. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün bize arkadaşlar Seden ablanız, Özge ablanız, Ercan abiniz eşlik edecek. Biz de bir size kendimizi tanıtalım müsaade ederseniz. Mustafa senden başlayalım mı? Adım Mustafa. Benim adım Elif. Benim adım Ömer. Ben Hasan. Benim adım Aybike. Benim adım Günce. Öncelikle Seden ablaya, Özge ablaya ve Ercan abiye çok teşekkür edelim. Çok güzel bir yer, çok da güzel şeyler yaşayacağız. Hazır mıyız? Evet. Evet. İşte böyle güçlü. Kesin. Peki bugün bizim şehrin çocukları neler yapacaklar burada? Ne malzemeleri görüyorlar? Şu an lips bir doğadayız. Yani her şeyiyle çok keyifli bir yer. Böyle bir yere geldiğimizde de kamp yapmadan gitmek olmaz. Şahane. Şimdi birazdan malzemeler olacak ama ondan sonra benim anladığım kadarıyla Seden ablanızın da size sürprizleri var. Kesinlikle. Çok eğleneceğiniz sürprizler hazırladık size Özge ablayla beraber. Öncelikle ama çadırımızı kuracağız. Ondan sonra başlayacağız. Ben hiçbir ipucu vermeyi düşünmüyorum size. Hepsi sürpriz olacak. Hepsi sürpriz olacak. Anlaştık mı? Çalışmaya geldik değil mi buraya? Evet. Her şeyi biz yapacağız. Hepsini de öğreneceğiz, deneyimleyeceğiz. O zaman Ercan abileri hazırsak başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım biz de size yardımcı olacağız. Hemen çadır kurmaya başlıyoruz. Hadi. Bu çadır malzememiz. Hemen getiriyoruz şuraya. Burada polümüz var. Polümüzden iki parça olması gerekiyor. Evet. Öncelikle iç tenteyi kuruyoruz. Tamam mı? Şöyle kenarlarını sabitleyelim. Şöyle çapraz yerleştirelim, bunları bırakalım. Burada bir çıkıntı var ve burada da bir girinti var. Bunu buna takıyoruz. Onu da oradan siz takıyorsunuz, geriyorsunuz. Ana iskeletimiz olmuş olacak. Çok pratiktir çocuklar. İskeletimiz şu an hemen hemen hazır ama bunu sabitlememiz gerekiyor. Ne yapacağız? Bunu buradan bağlayacağız. Bağla bakalım. Bir kapı o tarafa gelecek. Evet. Bir kapı da bu tarafa gelecek. Şimdi burası, bu dış tenteyi sabitlememiz gerekiyor. Bizim en büyük korkumuz ne? Böcek gider, o girer, bu girer. Biz fermuarlarını kapattığımız sürece evden çok daha güvenli. Çünkü rahatlıkla hiçbir şekilde hiçbir hayvan giremez. Bakın burada bir fermuar daha var. Şöyle açıyoruz ve içi muhteşem, konforlu bir şey çıkacak. Herkes kendini bir alkışlasın. Çok güzel oldu çünkü.
bence şahane oldu ama bir Ercan abilerine soralım. Nasıldı Ercan abileri? Vallahi özellikle ikinci çadırın kurulumunda çok hızlıydınız. Artık kendiniz çok rahat çadır kurarsınız diye kesinlikle düşünüyoruz. Elinize sağlık, çok teşekkürler. Şimdi Ercan abinizle ayrılıyoruz. Akşam tekrar zaten buluşacağız. Doğa yürüyüşüne başlayalım, keşfetmeye başlayalım mı? Evet. Evet. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu çalıyı peki bilen var mı aranızda? Bu kırmızı meyvelerin ne olduğunu bilen. Biliyorum. Ne bu? Kuşburnu. Oo. Peki ne işe yaradığını bilen var mı? Hayvanları yiyebiliyor. Hayvanlar da yiyebilir ama biz insanlar da bunu tüketebiliyoruz, biliyor musunuz? Reçel yapabiliyoruz. Evet, reçel oluyor kahvaltılık çay için. Oluyor. Kuşburnu çayı grip olduğumuz zaman, evet, soğuk algında. Şey. Evet. Aslında doğanın şifası değil mi? Aynen öyle. Güzel bir yerdeyiz ki böyle uf hepimiz eğleniyoruz değil mi? Evet. Tamam. Şimdi Özge ablanın elinde bez torbalar var. Hı-hı. Ne yapacağız bunları? Ne yapacağız? Meyve toplayacağız. Bir şey toplayacağız. Evet, bir şey, evet, bir şey ama toplayacağız. Ne? Ama ne? Neler koyabilirsiniz bu bez çantanın içine? Taş koyabiliriz. Yusuf. Evet, harika. Yusuf. Her şey olabilir. Evet. Her şey olabilir. Aynen. Parkta her gördüğünüz her şeyi de koyabilirsiniz. Bir şey yapacağını zannetmiyorum. Peki. Kim korkmuyor? Kim korkmuyor? Tamam gel Günce. Gel benimle yavaş yavaş. Ben korkmuyorum. Hiç zarar vermiyoruz. Şimdi o benim elimi şey zannedecek. İşte burada. Kim almak ister? Ben isterim bu sefer. Ben de tamam, isterim. Tamam peki. Onun da korkmaması gerekiyor. Harikasın. Şahane. Ben de alabilir miyim? Tamam çok yavaş olun. Aldın mı? Ben bugün ilk defa peygamber devesi gördüm. Çok büyüktü. Biraz da korkunçtu ama. Peygamber devesi gördük. Ona elimi aldım hatta. Kocamandı. Elimi aldım ve elimde dolaştı ve çok güzel, minik minik. Onu elime tutmaya çalıştım. Diğer arkadaşlarım tuttu ama ben çok tutamadım. Çünkü iyi gelmedi, istemedi. Çocuklar burada bir delik var. Sizce hangi hayvana ait olabilir? Bence yılan ya da yılan. Kesin mi? Ama tarantula da olabilir miyim? Tarantula da olabilir. Başka hangi hayvana ait olabilir? Bu doğada burada. Örümcek. Örümceğe ait olabilir. Köstebeğe ait olabilir. Hayır, evet. Köstebeğe ait olamaz. Neden olamaz? Çünkü köstebekler deliklerini kapatırlar. Birçok hayvan toprağın altında yaşıyor. Çünkü toprak onlara bir ev gibi bir şey. Yani evet, işte bu. Yani soğuk olduğunda mesela onları ısıtıyor. Yalıtım sağlıyor onlara. Yalıtım sağlıyor, ısınmalarını, hı-hı, sağlıyor. Tehlikelerden koruyor. Kesinlikle. Peki toprak hayvanlara bu kadar yararı olan bir şey. İnsanlara ne gibi yararları var? İnsanlar için neden önemli toprak? Bence aslında bizim bitki yetiştirmemiz sağlıyor. Mesela meyveler, sebzeler ekip onları büyütebiliyoruz. Evet. Yiyecek. Ama toprak olmasaydı bunların hiçbirini yapamayabilirdik. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi.
içer mi? Vazgeçti, soğuk geldi. Soğuk geldi onu. Aa evet. Elimde şey var. Sülük var. Sülük mü? Sülük yavrusu. Evet sülük bence bu. Harikasınız. Çocuklar biraz önce suda yaşayan bir hayvan gördük. Su hayvanlar için önemli midir sizce? Evet. Evet. Neden? Çünkü onların yaşamaları. Bizim nasıl yaşamamız dünyaysa, evet. Onlar da dünyada yaşayan bir varlık. Su insanlar için de önemli mi peki? Evet. Neden? %70'i katlıyor. Evet. Evet. Su olmasaydı biz yaşayamayız. Evet, kesinlikle evet. Öyle. O yüzden suyu israf etmememiz gerekiyor değil mi? Evet, dikkatli. Dikkatli kullanmamız gerekiyor. Günüm güzel geçti. Dağa çıkarken çok eğlendim, suya girerken çok eğlendim, çadırlarımızı kurarken çok eğlendim. Yürüyüş yaptık. Bence çok eğlendik. Ayrıca eşyalar böyle doğada gördüğümüz farklı şeylerden de topladık. Bence ben çok eğlendim. Burası da çok güzel, bir sürü ağaç var. En beğendiğim aktivite suya dokunmak. Dereye girdim, su soğuktu ama çok eğlenceliydi. Suya girip ilk defa sülük gördüm. Evet çok güzeldi, çok eğlendim. Soğuk muymuş? Ha? Eğlendiniz mi? Evet. Biz bu malzemeleri topladık çocuklar. Bu malzemelerle neler yapacağız? Bir soralım bakalım Seden ablamıza. Evet çocuklar, şimdi bizim önümüzde iki tane plak var. Bu plaklara biz kum ve suyu karıştırarak çamur yapacağız. Bu çamurlardan da sizden bir tasarım oluşturmanızı istiyorum. Şehrin çocuklarının sanat eserleri olacak. Kesinlikle. Kendi tasarımlarınızı yapmanızı istiyorum. 3 kürek, 4 kürek koyar mısınız kum? Bir arkadaşınız kumu koyabilir, bir arkadaşınız suyu koyar sonra üzerine. Hatta 5 kürek de koyabilirsiniz. Daha kolay olur o zaman. Şimdi beraber yoğurmaya başlayalım. Karıştırın da ben. Bence bu... Bak şunu bir ayıralım. Biz Hasan ve Elif'le çok güzel bir çalışma yaptık. Ne düşündünüz bu çalışmayı yaparken? Biz orman yaptık. İlk önce aslında deniz diye düşünmüştük ama sonra orman biraz daha mantıklı geldi. Bunlar ağaçlar, bunlar kozalaklar, taşlar. Bunlar da şuradaki gibi dağlar ve üzerinde yosunlar var. Aybükeciğim çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Mustafa'cığım elinize sağlık. Özge ablaları şahane bir çalışma. Peki sanatçı burada ne anlatmak istemiş? Biz burada takım olarak bir tane pasta. Evet, bir kemikli bir pasta yapmak istedik. Mozaik pastası yapmak istedik. Çikolatalı, kemikli, kuşburnunu ve yanında dekorasyonları olan çiçeklerle beraber bir mozaik pasta yapmak istedik. Şahane. Ve şehrin çocuklarında Ömer'le Günce'nin sanat eserini konuşalım. Ne yaptınız bakalım? Biz burada doğayı anlatmak istedik ve bugün hatırası olarak bunu yaptık. O yüzden yaprakları ve çamurları kullanarak bir orman yaptık. Ormana işte elmalar ve taşlar koyduk. Kozaklar aslında topladığınız her şeyi kullanmışsınız. Evet. Ömer çok güzel olmuş. Evet. Sedem Hocam elinize sağlık. Harika bir iş başardık. Bence çocuklar ben. Şahane. Harikasınız. Burada kendimi daha özgür hissettim. Şehir hayatından daha özgür, daha yaşanılabilir bir hayat hissettim kendimde. Sanki kalbimin içinde böyle rahatlama duygusu oluştu. Burada olmaktan çok mutluyum. İyi ki buraya gelmişim. Burada olmaktan mutluyum. İyi ki gelmişim. İyi ki buraya gelmişim. İyi ki buraya bugün gelmişim. Doğada olmaktan çok mutluyum. Ercan abi çok teşekkür ederiz. Çok yorulmuştuk. Neler yaptınız bugün?
En son çadır kurmuştuk ama. Suya girdik, dağa tırmandık. Hatta peygamber suda... böceği gördük. Peygamber böceği gördük, evet. Evet. Böyle poşetler topladık, içlerine bir şeyler koyduk. Çamurla bunları yaptık o topladığımız şeylerle. Muhteşem olmuş bunlar. Ondan nasıl? Sonra yavru sülük gördük. Evet. Ne kadar güzel. Ben görmedim. O zaman bugün dolu dolu geçti mi? Evet. Keyifli geçti. Evet. Burayı sevdiniz mi? Evet. Evet. Çok. Özellikle Seden ablaya, Özge ablaya çok teşekkür edelim, öyle değil mi? Sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Çok eğlendik biz de sizin sayenizde. Aslında çok keyifliydi. Aslında hem biz sizin sayenizde çok şey öğrendik, hem de bizler yani büyükler çocuklardan çok şey öğreniyoruz, evet, değil mi? Evet. Biz artık bazı şeylerin güzelliklerini unutuyoruz ama onlar bize yeniden hatırlatıyorlar. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Bunu hak ettiniz çünkü siz. Hep söylüyoruz ya, doğada ve doğal yaşamda çocuklar çok farklı şeyler öğreniyorlar. Bugün aslında arkadaşlarınızın sizden bir ricası var. Doğada hayvanları, ağaçları, yani gördüğünüz ne varsa aslında korumaya çalışın. Çünkü sizden sonraki nesiller için de hem toprak, hem su, hem doğa oldukça önemli. Bugün şehrin çocukları aslında tam da bunu öğrendiler. Biz çok keyif aldık. Siz de keyif aldınız mı? Size bir şey söyleyeceğim. Galiba sucuk bana kalmayacak. Tekrar yanlarına dönün. Bana kaldı mı? Nilgül abla bugün çok güzeldi. Bence de çok güzeldi.